Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hücceti ibnil hasen. Salavatuk aleyhi ve ala abai. Fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve eyna. Hatta tuskinehu erzeke tev'a ve tumetti'ehu fiha tevila. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyyel asr edrikina ve erşidna vehdina. Mekke'nin yanında, Kabe'nin yanında daha doğrusu. Mekke şehrin ismidir, Kabe o şehrin içindeki o Allah'ın evidir. Mekke şehir, Kabe o ev. Kabe'nin yanında böyle iki tane yükseklik var. İki tane ufak tepelik var. Tepelik dediğimizde yani 4 metre, 5 metre yüksekliğinde bir yerdir. Böyle tepelik dediğimiz zaman aklımıza ufak bir dağ gelmesin. İki tane tepelik var. Birinin ismine Sefa diyorlar, birinin ismine de Merve diyorlar. Ve arası yaklaşık 400 metre falandır yaklaşık olarak. İki tepenin arası ve hacca giden insanlar o amellerinden biri, yapmaları gereken işlerden biri o iki tepenin arasında 7 defa gidip gelmektir. Tabii şimdi revak altına alınmıştır. Yani gölgelik altına alınmıştır. Bina vardır üzerinde falan. Bodrum katında kalmıştır zaten. İnsanlar o üst kattan tavaf falan ediyorlar ama eskiden öyle değildi. Her tarafı açık. Bir iki tane tepeydi. Peygamber Efendimiz de tepelik olduğu için insanları oradan daha güzel gördüğü için ve bir de Kabe manzaralıdır. Yani Kabe'nin hemen yanındadır. Yani Kabe ile onun arası 30-40 metre falandır yaklaşık olarak. Kabe'yi tevaf eden insanları orada çok iyi görebiliyor. Ve bir insan o Sefa tepesine çıktı mı, yüksekliğine çıktı mı seslendiği anda çok rahat Kabe'yi tevaf edenler onu duyabiliyor. Kabe anlattığımız gibi Hazreti Adem'in döneminden değeri bilinen bir yerdir. Ve Hazreti İbrahim Kabe'yi tekrar inşa etmiştir. Hazreti İbrahim'den önce var idi. Hazreti İbrahim tekrar inşa etmiştir Kabe'yi. Ve o dönemden beridir insanlar Kabe'yi bilir, oraya gelir, orayı tevaf ederlerdi. Dolayısıyla da hac döneminde, Zilhecce ayında hac döneminde Mekke'nin dışındaki insanlar oraya gelir, orada toplanır, orayı tevaf eder, haclarını yerine getirirlerdi. Peygamber Efendimiz de bunu bir fırsat bilmişti. Yani kendisi şehirlere gidip İslam dinini anlatacağına artık insanlar oraya gelmiştir. Fırsattır. Orada anlatıyor. O insanlar da gittiği yerlerde peygamberi söylüyor. Hala inanır, inanır, inanmaz. Başka şey ama en azından reklam oluyordu. Ki diyorlardı ki ya Kabe'de gittik bu yıl Muhammed diye bir tanesi kendisinin tıpkı Hazreti İsa, Hazreti Musa gibi peygamber olduğunu iddia ediyordu. Ve bir de Kur'an getirmişti. Bu şekil Peygamber Efendimiz bunu fırsat bilmiş ve Zilhecce ayında Sefa tepesine çıkıp insanlara anlatıyordu durumu. İslam dinini anlatıyordu. Allah'ın tek olduğunu anlatıyordu. Ve peygamberlerden örnek veriyordu. Hazreti İsa'dan, Hazreti Musa'dan örnek veriyordu. Tabi bu da
Kureyş'i rahatsız ediyordu. Büyüklerini rahatsız ediyorlardı. Birkaç defa Hazreti Ebu Talip'in yanına gelmiş ve uyarmışlardı ki bu yeğenine sahip çık, bu yeğenin gelen hacıları da rahatsız ediyor. Sadece bizim putlarımızı hakaret etmiyor, putlarımıza gelen hacılara da zarar veriyor, onları rahatsız ediyor, dini onlara da anlatıyor bu şekilde. Yine bir gün geldiler Hazreti Ebu Talip'in yanına ve dediler, bu yeğenine bir şeydi. Veyahut da şöyle bir şey yapalım ki, biz sana Arap'ın en yakışıklı, en güzel insanını verelim. Sen onu evlatlık edin, Muhammed de bize ver. Biz Muhammed'i öldürelim. Hazreti Ebu Talip dedi ki, insaflı mı oldunuz şimdi siz? Yani ben başkasının çocuğuna bakacağım. Ben başkasının çocuğunu yedirip içireceğim. Kendi çocuğumu da size vereceğim, siz onu öldürün. Bu oldu mu dedi. Olmaz dedi. İnsafsızlıktır. Ve kabul etmedi. Bir taraftan da Kureyş Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir şey yapamıyor. Çünkü Hazreti Ebu Talip'in himayesindedir. Koruması altındadır. Ve artık dayanamadılar. Yine bir gün geldiler, baktılar ki Peygamber Safa tepesine çıkmış, insanlara böyle tebliğde bulunuyor. Ebu Cehil lanetlik bir taş alarak Peygamber Efendimiz'e fırlattı. Ve Peygamber Efendimiz de yaraladı taşı. Ondan cesaretlenen insanlar Peygamber'e taş alıp atmaya başladılar. Peygamber Efendimiz de orayı terk etti, kaçmaya başladı. Onlar da Peygamber Efendimiz'in peşine düştüler. Ve Peygamber Efendimiz dağa çıktı. Dağa çıktı ve yaralanmış bir şekilde. Taş ayağını yaralamış, kafasını yaralamış. Kan akıyor yüzünden, gözünden, ayağından. Çıktı bir dağın üzerine, tabii yorgun bir şekilde. Dua etti, dedi ilahi. Görüyorsun kavmin bana ne yaptı. Zor bir meseledir. Bir insan toplumun içinde çok güzel bir yerde olsun, hürmetli olsun, saygıdeğer olsun, iyi bir aileye sahip olsun ve daha sonra o insanı dövsünler, o insanı kovsunlar. Psikolojik olarak gerçekten ağır bir meseledir. Cebrail geldi Peygamber Efendimiz'in yanına. Selam verdi. Ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, melekler seninle görüşmek istiyor eğer müsaade edersen. Bir melek geldi. Gökyüzünün hakimi olan bir melek. Geldi, dedi ki, ya Resulallah, gökyüzü senin emrindedir. Yeryüzünün meleği geldi. Dedi ki, ya Resulallah, yeryüzü senin emrindedir. Canlıları idare eden melek geldi. Dedi, ya Resulallah, canlılar senin elindedir ve senin emrindedir. Bu şekil melekler sırayla geldiler Peygamber Efendimiz'e. Selam verdiler ve emrinde olduğunu söylediler. Bunu niye yaptılar? Peygamber Efendimiz neticede bir beşerdir, insandır. Psikolojik olarak etkileniyor ve tektir. Ona inananın sayısı çok azdır. İnananlar bir taraftan eziyet görüyor, bir taraftan kendisi dışlanıyor ve eziyet görüyor. Bu psikolojik baskı onu yoruyor ister istemez. Desteğe ihtiyacı vardır.
Ve Allah melekleri gönder ki gidin peygambere desteğinizi ilan edin. O melekler de geldiler peygambere desteklerini ilan ettiler. Peygamber Efendimiz morali düzeldi. Yani bildi ki arkasında Allah vardır, Allah'ın ordusu vardır. Ve peygambere geleceği anlattılar. Ya Resulallah, böyle olacak, senin dinin dünyayı alacak. Senin taraftarların milyonları alacak. Artı dünyanın sonunda da böyle şeyler olacak. Senin soyundan Mehdi diye biri gelecek. Ve o dünyayı ıslah edecek. Ve senin şu anda getirdiğin dini o tam manasıyla icra edecek. Ve Allah'ın dini onun eliyle yeryüzüne hakim olacak. Şimdi sana eziyet edenlerin hepsi dönüp Müslüman olacak veyahut da savaşlarda ölecekler. Kalkacak yani. Kabe'de bir tane dahi müşrik kalmayacak. Bir tane dahi kafir kalmayacak. Putların hepsi kırılacak. Bu şekil gelecekten haber verdiler ve peygamber rahatladı. Rahatladı. Ve dediler ki eğer istiyorsan şimdi biz bunlara azap verelim. Peygamber burada hayır. Ben alemlere rahmet için gönderildim. Ben bu eziyete katlanacağım. Bu sıkıntılara katlanacağım. Ama insanların lanet üzerine, bela üzerine cehenneme gitmesine razı olmayacak. Elimden geldiği kadar onları idare edeceğim. Ki Allah'ın emri de buydu ki, ya Resulallah bunları idare et. İdare et. Bilgisiz insan dar olur. İnsanı sabırlı yapan şey bilgidir. Olgun yapan şey bilgidir, tecrübedir. Peygamberin işte Mekke'de bu şekil sıkıntıları çekmesi, geleceğiz. Peygamber en sonunda ailesiyle birlikte bir muhasaraya aldılar. Ailesinin yaşadığı mahalle vardı. Haşimoğullarının yaşadığı mahalle vardı. O mahallede muhasara altına aldılar, ambargo uyguladılar. Kimse onlarla alışveriş yapmıyordu. Alışveriş de yapılmadı mı ekonomik sıkıntı oluyor. Yani adam örneğin eskiden kendileri pişiriyordu ekmeği. Un alması lazım ki ekmek pişirsin. Et alması lazım, yiyecek alması lazım, elbise alması lazım. 3 yıl ambargo uyguladılar. Kimse onlara hurma satmıyordu, yiyecek satmıyordu. Un satmıyordu, elbise satmıyordu. Perişan oldular Haşimoğulları. Eski elbiseler, yırtık elbiseler, açlık, sefaletlik ve peygamber ister istemez akrabalarının, ailelerinin kendi yüzünden bu şekil olduğunu gördükçe de daralıyordu. Çocukların açlıktan ağlama sesleri peygambere geldikçe peygamber perişan oluyordu. Ama bir taraftan da bu muhasaranın sebebi neydi? İslam dinine anlatmaktı. Allah bir emir vermişti, bir görev vermişti ki bu dini anlatacaksın. İnsanlar yanlış yoldadır, insanları bu yanlış yoldan geriye çevireceksin. Doğru yola ileteceksin. Peygamber de bu işe başladığı anda bu şekil baskıya uğradı. Bir taraftan Allah var. Yani Allah bir emir vermiştir. Yerine getirilmesi gerekir. İnsanlar felakete gidiyor. Bir taraftan da bunu dediği zaman insanların baskısı var. İnsanlar da bunu kabul etmiyor. Peygambere bilgi gerekirdi. Peygamberin bir geleceği bu dünyanın dışındaki alemleri görmesi gerekiyordu.
Allah peygamberi bir yolculuğa çıkartmak istedi. Ve o yolculuk bu dünya yolculuğu değildi. Peygamber Efendimiz'i dedi ki, seni miraca çıkartacağım. Mirac yani yükselmek. Allah bir gece peygambere dedi ki, peygamber kalk ve gel. Ve Peygamber Efendimiz'i inşallah genişçe anlatacağız. Gökyüzüne çıkardı. Ve gökyüzünde birçok yaşam yerini peygambere gösterdi. Melekler alemini gösterdi, ruhlar alemini gösterdi, cenneti gösterdi, cehennemi gösterdi. Önceki peygamberleri gösterdi. Peygamber o önceki peygamberlerle sohbet etti, konuştu. Allah'ın daha birçok sırrı, birçok yaşam yeri peygambere götürdü ve gösterdi. Peygamber oraları gördükçe, ki anlatacağım, anlatacağız inşallah genişçe. Peygamber oraları gördükçe rahatladı. Önceki peygamberlerle konuştukça rahatladı. Ve bu miraç peygambere vitamin gibi geldi. Peygambere enerji verdi. Peygamberin göğsünü genişletti. Peygamberin sabrını genişletti. Peygamberin psikolojisini geliştirdi ve psikolojisini düzeltti. Peygamberin o yorgunluğunu aldı. Miraç meselesi. Miraç meselesi nasıl oldu? İnşallah çok ince ayrıntısıyla birkaç gün bu olayı anlatacaksın. Nerelere gitti? Nasıl gitti? Kimlerle konuştu? İnşallah genişçe miraç konusunu anlatacağız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.